Kocaeli'de ise fırtına etkiliydi yağışlarla birlikte ve o fırtına nedeniyle onlarca tekne battı. Hereke'de, yüzer iskelede 50 metre açığa sürüklendi. Tekneler battı. Yüzer iskele açığa sürüklendi. Kocaeli'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Darıca ilçesinde bazı tekneler suya gömüldü. Kocaeli'nde özellikle sahil şeritlerinde birçok tekne alabora oldu. İşte kameraman arkadaşım size görüntülerde göstersin. Görmüş olduğunuz gibi burada bazı tekneler var. Yarıya kadar suya girmiş durumda ama şu anda görülmeyen ve tamamen batan onlarca da tekne olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım şu an size görüntülerde gösteriyor. Bakın tekne sadece suyun içine girmekle kalmamış. Aynı zamanda neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Burada tekne sahipleri de var. Hemen soralım. Çok şiddetli herhalde değil mi Yağmur? Evet, aşırı derece şiddetliydi. Yaklaşık bir 15-20 tane teknemiz suyların altında kaldı şu anda. Şu anda suyun altında 15-20 tekne mi var bu noktada? Evet, evet, kesinlikle 15-20 tane tekne suların altında şu anda. Parçalanan teknelerimiz var burada. Burada ileriki mevkilerde. Şu anda hala yani İşler kötü. Evet, bayağı bir şiddetliydi evet, değil mi Yağmur? Evet, yavaş yavaş yürüyelim. Bu tarafta da başka noktalarda da batan, devrilen, suyun altında olan tekneler de var. Hemen kameraman arkadaşım zoomla biraz yaklaşırsa oraya bırak. Şu üste çıkıp da oradan da görebilirsin. Başka bir tane tekne alabora olmuş durumda. Gerçekten çok etkiliydi fırtına. Hereke'deki yüzer iskelede fırtınaya dayanamadı. 400 metrekarelik yolcu aktarma noktası 50 metre açığa sürüklendi.